Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Spor ve Yaşam Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kerem Balyemez. Bundan sonra beden eğitimi ve spor alan bilgisi derslerinde beraber olacağız inşallah. Geçen yıl ilk kez uygulanan alan bilgisi için çıkarmış olduğumuz deneme kitabımız ile ciddi bir başarı elde ettik arkadaşlar. Bu sene de Soru Bankası, deneme kitabı ve YouTube kanalımızda ders anlatımlarıyla sizlerle birlikte olacağız inşallah. Güvenilir bir kaynak aradığınızı biliyorum. Bu kaynakta biz olmaya çalışacağız inşallah arkadaşlar. Kerem Balyemez farkıyla Allah kısmet ederse bu sene atanacaksınız deyip derslerimize başlayalım arkadaşlar. Şu soru da çok geliyor. Hocam dersler ne zaman yayınlanacak? Her hafta bir ders çekmeyi planlıyoruz arkadaşlar. Her hafta bir ders çekip 17 haftada inşallah tamamlamayı planlıyoruz kısmet olursa. Tüm dersler yayınlanacak. Ücretsiz bir şekilde YouTube'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Alan eğitimi konusunu iki kısımda inceleyeceğiz arkadaşlar. Beden eğitimi ve spor dersi öğretim programı geçen yıl 3 tane soru çıktı. Beden eğitimi ve spor dersinde kullanılan özel öğretim yöntemleri, stiller ve modeller. Buradan da geçen yıl 12 soru çıktı arkadaşlar. Beden eğitimi ve spor dersi öğretim programı nedir? Ne değildir? Nasıl hazırlanmış? Hep beraber bunları bir inceleyelim arkadaşlar. Beden eğitim ve spor öğretim programı, bireysel farklılıkları dikkate alan, değer ve beceri kazandırma hedefli, sade ve anlaşılır bir yapıda hazırlanmıştır arkadaşlar. Evet bakın, bireysel farklılıkları dikkate alan, değer ve beceri kazandırma hedefli, sade ve anlaşılır bir yapıda. Böyle bir soru gelebilir arkadaşlar. Beden eğitim öğretim programı neye göre hazırlanmıştır? Dikkat edilir yani. Bu şekilde soru gelebilir arkadaşlar. Peki, bu amaçlar doğrultusunda bir taraftan farklı konu ve sınıflar düzeyinde sarmal bir yaklaşımla tekrar eden kazanımlara ve açıklamalara, diğer taraftan bütünsel ve bir kerede kazandırılması hedeflenen öğrenme çıktılarına yer verilmiştir. Evet arkadaşlar bakın burada dikkat etmeniz gereken şey sarmal. Bu öğretim programında sürekli çıkıyor. Sarmal yaklaşım. Nedir bu sarmal yaklaşım? Tekrar eden konular. Ya 5. sınıfta gördüğünü 6. sınıfta da göreceksin. Fakat biraz daha derinlemesine. 6'da gördüğünü 7'de de göreceksin. Biraz daha derinlemesine. Ne olacak? O konuda, o branşta uzmanlaşacaksınız arkadaşlar. Evet, sarmal yaklaşımda bu şekilde bu yaklaşım konusu çıkabilir soru olarak. Geçen yıl sorulmadı diye bu yıl sorulmayacak diye bir şey yok arkadaşlar. O yüzden bunlara da dikkat edelim arkadaşlar. Öğretim programında yer alan kazanımlar ve açıklamalar ilgili disiplinin yetkin, güncel, geçerli ve eğitim öğretim sürecinde hayatla ilişkileri kurabilecek nitelikte olmalıdır arkadaşlar. Bakın bu da önemli arkadaşlar. İlgili disiplinin yetkin, güncel, geçerli ve eğitim öğretim sürecinde hayatla ilişkileri kurabilecek nitelikte olmalıdır arkadaşlar. Peki biz beden eğitimi dersinde beden eğitimi öğretmenleri öğretim programları neye göre hazırlandı? Yani hangi kanuna göre hazırlandı? Hangi maddeye göre hazırlandı? Hemen bunu söyleyelim arkadaşlar. Beden eğitimi dersi öğretim programı 1739 sayılı. 1739 sayılı arkadaşlar. Milli Eğitimin Temel Kanunu'nun ikinci maddesinde ifade eden. Evet, ikinci maddesi arkadaşlar. İkinci maddesinde ifade eden Türk Milli Eğitimi'nin genel amaçları ile Türk Milli Eğitimi'nin temel ilkeleri esas alınarak hazırlanmıştır arkadaşlar. Bu da soru olarak karşımıza gelebilir. Biz söyleyelim, sizler notunuzu alın, bir köşeye yazın. Kalsın, aklınızda bulunsun. Öğretmen olarak zaten bilmeniz gereken şeyler bunlar arkadaşlar. Muhakkak bilmeniz gerekiyor. Peki bir beden eğitimi öğretmeni olarak hangi derslere gireceğiz arkadaşlar? Evet. Bunlar da belki çıkabilir. Beden eğitimi öğretmeni hangi derslere girer arkadaşlar? Bu da öğretmenlik alanları atama ve ders okutma esaslarına göre belirlenmiştir arkadaşlar. Google'a yazarsanız ya da Milli Eğitim'in internet sitesine girdiğinizde arkadaşlar öğretmenlik alan bilgisi ve atama alanlarına baktığınızda görürsünüz arkadaşlar. Evet, hemen sayalım beden eğitimi öğretmeni, beden eğitimi ve spor dersine. Sağlık bilgisi ve trafik kültürü, halk oyunları, spor lisesi, spor alanları ile ilgili derslere,
beden eğitimi ve sporla ilgili diğer derslere, spor ve fiziki etkinlikler derslerine ve ilkokullarda yer alan beden eğitimi ve oyun dersine girebilir diyor. Ama maalesef ki beden eğitimi öğretmenleri bu derse giremiyor arkadaşlar. Evet, inşallah önümüzdeki senelerde bu derse de bizler gireriz. Milli Eğitim Bakanlığı bu kanunu, bu maddeyi bir an önce çıkartır ve böylelikle öğretmen arkadaşlarımızın atama sayısı da artar inşallah diyoruz arkadaşlar. Öğretim programının amaçlarını incelersek arkadaşlar, öğretim programı eğitim ve öğretim programlarıyla sürdürülen tüm çalışmalar, okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim seviyelerinde birbirini tamamlayıcı bir şekilde amaçlara ulaşmaya yönelik olarak hazırlanmıştır arkadaşlar. Hemen inceleyelim. 4 başlık altında inceleyeceğiz arkadaşlar. 1. Okul öncesi eğitimini tamamlayan öğrencilerin bireysel gelişim süreçleri göz önünde bulundurularak bedensel, zihinsel ve duygusal alanda, bunu öğretim programında çok göreceksiniz arkadaşlar, sağlıklı bir şekilde gelişimlerini desteklemek. İlkokulda ne var? Hemen bir bakalım arkadaşlar. İlkokulu tamamlayan öğrencilerin gelişim düzeylerine ve kendi bireyselliğine uygun olarak ahlaki, bütünlük ve öz farkındalık çerçevesinde özgüven, öz disipline sahip, gündelik hayatta ihtiyaç duyacağı temel düzeyleri sözel, sayısal ve bilimsel akıl yürütme ile sosyal becerileri ve estetik duyarlılığı kazanmış, bunları etkin bir şekilde kullanarak sağlıklı hayat yönelimli bireyler olmalarını sağlamak. Ortaokula gelince arkadaşlar, ortaokulu tamamlayan öğrencilerin ilkokulda kazandıkları yetkinlikleri geliştirmek suretiyle milli ve manevi değerleri benimsemiş, haklarını kullanan ve sorumluluklarını yerine getiren, Türkiye yeterlilikler çerçevesinde temel düzey becerileri ve yetkinlikleri kazanmış bireyler olmalarını sağlamak. Liseye gelince, liseyi tamamlayan öğrencilerin ilkokulda ve ortaokulda kazandıkları yetkinlikleri geliştirmek suretiyle milli ve manevi değerleri benimseyip hayat tarzına dönüştürmüş, üretken ve aktif vatandaşlar olarak yurdumuzun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan, Türkiye yeterlilik çerçevesinde temel düzey becerileri ve yetkinlikleri kazanmış, İlgi ve yetenekleri doğrultusunda bir mesleğe, yüksek öğretime ve hayata hazır bireyler olmalarını sağlamak arkadaşlar. Beden eğitim ve spor dersi öğretim programının özel amaçları ise arkadaşlar, öğrencilerin hayatları boyunca kullanacakları hareket becerileri, aktif ve sağlıklı hayat becerileri, kavram ve stratejileri ile birlikte öz yönetim becerileri, sosyal beceriler ve düşünme becerilerini de geliştirerek bir sonraki öğrenim düzeyine hazırlanmalarıdır arkadaşlar. Bakın, burada önemli bir nokta var arkadaşlar. Öz yönetim becerileri, sosyal beceriler ve düşünme becerileri. Bu da programda çok geçiyor arkadaşlar. Beden eğitimi ve spor öğretim programının çıktıları nelerdir? Geçen yıl bundan bir tane soru çıktı. Bu yıl da gelebilir tahminen. Bakacağız artık. 8 tane çıktısı var arkadaşlar. 1. Çeşitli fiziksel etkinliklere ve sporlara özgü hareket becerilerini geliştirir. 2. Hareket kavramlarını ve ilkelerini çeşitli fiziksel etkinliklerde ve sporlarda kullanır. 3. Hareket stratejilerini ve taktiklerini çeşitli fiziksel etkinliklerde ve sporlarda kullanır. 4. Sağlıklı hayatla ilgili fiziksel etkinlikleri ve spor kavramları ilkelerini açıklar. 5. Sağlıklı olmak, sağlığını geliştirmek için fiziksel etkinliklere ve sporlara düzenli olarak katılır. 6. Beden eğitimi ve sporla ilgili kültürel birikim ve değerlerimizi kavrar. 7. Beden eğitimi ve spor yoluyla öz yönetim becerilerini geliştirir. 8. Beden eğitimi ve spor yoluyla iletişim becerileri, işbirliği, adil oyun yani fair play, sosyal sorumluluk, liderlik, doğaya duyarlılık ve farklılıklara saygı gösterme özelliklerini geliştirir arkadaşlar. Programın 8 tane çıktısı var arkadaşlar. Beden eğitim ve spor dersi öğretim programının alana özgü becerilerini sıralarsak arkadaşlar. 1. Dayanıklılık.
2. Çabukluk. 3. Esneklik. 4. Hareketlilik. 5. Koordinasyon. 6. Kuvvet. 7. Ritim. Evet sevgili arkadaşlar, bunlardan gelme ihtimali var. Notlarımızı alalım arkadaşlar. Beden eğitimi öğretim programında yer alan kök değerler. Evet, aynen bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Kök değerler. Soru olarak da gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi beden eğitimi ve spor dersi öğretim programında yer alan kök değerlerden biri değildir diye soru gelebilir. Hemen bunlara bakalım arkadaşlar. Adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverliktir arkadaşlar. Beden eğitimi ve spor dersi öğretim programının uygulanmasında dikkat edecek hususlar nelerdir? Hep birlikte onları inceleyelim arkadaşlar. 1. Öğretim programının temel ilkeleri okul öncesi, ilköğretim, ortaokul ve lisede öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak okula özgü uyarlamalar yapılır. Evet, demek ki öğrencilerin gelişim özelliklerini dikkate alacağız arkadaşlar. 2. Öğrenme ve öğretme yaklaşımları ve stratejileri belirlenirken derslerle ve gündelik hayatla ilişkilendirmeye özen göstereceğiz arkadaşlar. Evet, öğretme yaklaşımları, öğrenme ve öğretme yaklaşımları ve stratejileri belirlenirken arkadaşlar derslerle ve gündelik hayatla ilişkilendirmeye özen göstereceğiz arkadaşlar. Paydaş, rol ve sorumlulukları, yapabilecek işbirlikleri dikkate alınır arkadaşlar. Evet, paydaşlar kimlerse, diğer kamu kurum kuruluşlar, gençlik spor müdürlükleri vesaire kimlerse bunlarla birlikte işbirlikleri yapılması hususuna dikkat edilmesi lazım arkadaşlar. Beden eğitimi ve spor dersi öğretim programının dayandığı temel ilkeler çerçevesinde tüm öğrenme ve öğretme süreci yönlendirmelidir arkadaşlar. 5. Ana sınıfı, ortaokul, ilkokul ve lise öğrencilerinin gelişim özellikleri beden eğitimi ve spor dersi öğretim programına ait kazanımların hazırlanmasında temel yol göstericidir arkadaşlar. 6. Bu programdaki kazanımlara ulaşmak için öğretmenler öğrencilerin bireysel özellikleri ile sosyal ve fiziksel çevrenin özellikleri doğrultusunda uyarlamalar yapmalıdır. Nasıl yani? Velilerin beklentileri göz önünde bulundurulmalıdır. Okulun çevresinin sosyal kültürel durumu dikkate alınmalıdır arkadaşlar. Öğretim programında kazanımlara ulaşmak istendiğinde arkadaşlar. Ha, örneğin kasabada görev yapan bir beden eğitimi öğretmeni modern danslar yerine halk oyunları oynatabilir. Öyle değil mi arkadaşlar? Çünkü modern danslar uygun olmayabilir çevreye arkadaşlar. 7. Öğretmenler öğrencileri dersin kazanımlarına ulaşmaları için en uygun modeli, stratejiyi ve yöntem ve stilleri belirlemelidir arkadaşlar. Peki öğretim programında geçen modeller nelerdir? Doğrudan model, bireyselleştirilmiş, işbirliğine dayanan, spor eğitim modeli, akran modeli, araştırma modeli, taktik oyun modeli, kişisel ve sosyal sorumluluk modelleri. Stratejiler nedir? Programda geçenleri söylüyorum arkadaşlar. Sunuş, buluş, araştırma ve inceleme ve benzeri arkadaşlar. Yöntem ve stiller, beden eğitimi dersinde kullanılan yöntem ve stiller, komut yöntemi, alıştırma yöntemi, eşli çalıştırma yöntemi, kendini denetleme yöntemi, katılım yöntemi, yönlendirilmiş buluş yöntemi, problem çözme yöntemi, öğrencinin tasarımı yöntemi, öğrencinin başlatması yöntemi, kendi kendine öğrenme yöntemini kullanmalıdır arkadaşlar. Öğretim programında üst düzey psikomotor, duyusal ve bilişsel alanlara ait kazanımlar vardır arkadaşlar. Öğretmenlere uygulamalarında özellikle model temelli öğretim yapmaları önerilir arkadaşlar. Neden? Çünkü modeller dayandıkları eğitim, öğretim hedefleri doğrusunda amaç, içerik, uygulama ile ölçme değerlendirmeyi bir arada ele alırlar. Bu modellerin uygulanması birkaç haftadan 10-15 haftaya kadar sürebilir arkadaşlar.
Beden eğitimi öğretmenleri, burası önemli arkadaşlar. Beden eğitimi öğretmenleri programda hedeflere ulaşmada öncelikli öğrenen merkezli olan taktik oyun, spor eğitimi ve kişisel ve sosyal sorumluluk modelleri kullanımı önemlidir arkadaşlar. 8. Beden eğitimi ve spor dersi öğretim programının genel çıktılarına ulaşmak için diğer derslerle ve hayatla ilişkilendirme yapılması önemlidir arkadaşlar. Öğretmenler okullarına özgü yıllık planları hazırlarken seçmeli spor ve fiziki etkinlikler dersiyle ilişkilendirme yapabilir. Aynı zamanda diğer derslerin öğretmenleriyle işbirliği yaparak ders konuları arasında bağ kurulmalıdır arkadaşlar. Böylelikle ne yapar? Dersler, diğer derslerle ve hayatla ilişkilendirme yapılmış olur sevgili arkadaşlar. 9. Beden eğitimi ve spor dersi öğretim programı hedeflerine ulaşabilmek için kişisel ve kurumsal paydaşların işbirliği içinde olması önemlidir arkadaşlar. Evet, beden eğitimi ve spor dersi öğretim programının hedeflerine ulaşabilmek için kişisel, yani öğrenciler, öğretmenler, veliler, okul yöneticileri, antrenörler ve benzeri ve kurumsal paydaşlar. Nedir bu kurumsal arkadaşlar? Okul, il spor müdürlükleri, spor federasyonu, kulüpler, belediyeler, il sağlık müdürlükleri ve benzeri. Bunların hepsi işbirliği içerisinde olması önemlidir arkadaşlar. 10. Veliler sürecin niteliği ve bu niteliği artıracak yol ve yöntemler konusunda bilgilendirilmelidir. Onlardan beden eğitimi ve spor dersi öğretim programı hedefleri doğrultusunda çocuklarının düzenli olarak fiziksel etkinlikleri yapacağı fırsatları oluşturmaları istenmelidir arkadaşlar. Bunun önemi mutlaka velilere anlatılmalı. 11. Öğrencilerin özel gereksinimleri olduğu durumlarda ders uygulamalarında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır arkadaşlar. Özel gereksinimler neler? Öğrenme güçlüğü çeken öğrencimiz olabilir, sağlık sorunu çeken öğrencimiz olabilir, çeşitli engelli öğrencilerimiz olabilir arkadaşlar. Bunlar için ne yapacağız arkadaşlar? Gerekli düzenlemeleri yapacağız. Dersimizde gerekli düzenlemeleri yapacağız arkadaşlar. 12. Bu öğretim programının amaçlara ulaşmada öğretmenlere ve öğrencilere yardımcı olması amacıyla hazırlanan fiziksel etkinlik kartları kullanılmalıdır. Yani fake kartları kullanılmalıdır arkadaşlar. İleride anlatacağım fake kartlarını arkadaşlar. O yüzden kısa bir şekilde geçiyorum. Bilmemiz gereken tek şey şu arkadaşlar. Fake kartlar için arkadaşlar sarı ve mor kartlar olarak ayrılıyor arkadaşlar. Sarı kartlar 5. sınıf öğrencileri için, mor kartlar 6 ve 7. sınıf öğrencileri için kullanımına uygundur arkadaşlar. Beden eğitimi ve spor dersi öğretim programının dayandığı temel ilkeler neler arkadaşlar? Hemen onlara geçelim. 1. Fiziksel etkinlikler oyun ve spor yoluyla öğrenilir arkadaşlar. 2. Öğrencilerin bilişsel, duyusal ve psikomotor gelişimleri bir bütün olarak ele alınır. Öğrenci merkezli ortamlarda öğrencilerin kendi öğrenmelerini yapılandırmalarına imkan verir. Süreç ağırlıklıdır. Evet arkadaşlar, süreç ağırlıktır. Belli bir süre devam eder. Gelişimsel ve sarmal bir yapıdadır. Bakın bunlar çıkabilir. Geçen yıl öğretim programının çıktıları çıktı. Bu sene de temel ilkeleri çıkabilir arkadaşlar. Gelişimsel ve sarmal bir yapıdadır. Esnek bir yapıdadır. Temalar ve konular istenilen kazanımlara ulaşmada bir araçtır. Amaç değil, bir araç. Öğrenme, öğretme ortamlarında bireysel, eşli ve grupla çalışma dengeli bir şekilde sunulur. Öğrencilerin eğitiminde çevresi ve diğer kişilerle deneyimleri önemlidir. Uygulamalar sırasında öğrencilerin kendilerini fiziksel ve duygusal olarak güvende hissetmeleri önemlidir. Yenilikçi, eleştirel ve yansıtıcı düşünme ön plandadır. Bakın bu çıkabilir ha. Beden eğitimi dersinde aşağıdakilerden hangisi ön plandadır diye çıkabilir arkadaşlar. Yenilikçi, eleştirel ve yansıtıcı düşünme ön plandadır. Aşağıdaki düşünme biçimlerinden hangisi ön plandadır diye çıkabilir arkadaşlar. Evrensel ve toplumsal değerlere yer verilmiştir. Centilmence oyun, mücadele anlayışı geliştirmek hedeflenir. Öğretmenlere özgürlük tanımış,
kendi özgürlüğünü katmasına fırsat sunmuştur. Özgür bir programdır. Öğretmen istediği gibi kendi tasarladığı her şeyi kullanabilir. Tüm öğrencilerin katılımı önemlidir. Çevreye ve doğaya duyarlılık önemlidir. Eğlenerek öğrenme ortamı sunar. Değerlendirme süreci çok yönlüdür. Aktif ve sağlıklı hayat alışkanlığı kazandırır. Bakın arkadaşlar, 19 tane madde sundum. Bu 19 madde muhakkak bu sene çıkma ihtimali var. Beden eğitimi ve spor dersi öğretim programının yapısını inceleyecek olursak, beden eğitimi ve spor dersi okul öncesi olsun, ortaokul olsun, ilkokul olsun, lise olsun, bu sınıflarda okuyan öğrencilerin fiziksel etkinliklere ve spora katılmalarına ve bu süreçlerde bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak tüm eğitim süreçlerini içerir arkadaşlar. Bu eğitim süreçleri öğrencilerin yaş düzeyi, hazır bulunuşlukları, ilgileri, beklentileri gibi etkenler dikkate alınmalıdır. Bakın burası önemli arkadaşlar. Beden eğitimi dersi eğitim sürecinde öğrencilerin yaş düzeyi, hazır bulunuşlukları, ilgileri ve beklentileri gibi etkenler dikkate alınmalıdır. Not alalım arkadaşlar bunu. Dersler öğrencilerin yaşıyla fiziksel özelliklerine uygun olan fiziksel etkinliklere ve sporlara katılacakları şekilde planlanır arkadaşlar. Beden eğitimi ve spor dersi öğretim programı ilkokul, ortaokul ve lise sınıflar düzeyindeki öğrencilerin gelişim ihtiyaçları ve eğitim öncelikleri göz önüne alınarak hareket yetkinliği ile aktif ve sağlıklı hayat olmak üzere iki temel ve gelişim alanı üzerine tasarlanmıştır. Hareket yetkinliği, aktif ve sağlıklı hayat olmak üzere iki temel alanda öğrenme alanımız var arkadaşlar. Aynı zamanda beden eğitimi ve spor etkinliklerinin içinde bulunan öz yönetim, sosyal ve düşünme becerilerini geliştirme fırsatlarında etkili bir şekilde yararlanmak için bu boyutla ilgili kazanımlara öğretim programında yer verilmiştir arkadaşlar. Bakın burası önemli. Öz yönetim, sosyal ve düşünme becerileri. Bunlar çıktı arkadaşlar. Bunları not alın arkadaşlar. Öz yönetim, sosyal ve düşünsel düşünme becerileri arkadaşlar. Sosyal ve düşünme becerileri arkadaşlar. Bunlar programda sürekli geçiyor. Bunları not alalım arkadaşlar. Şimdi beden eğitimi dersinde öğrenme alanı dedik ya arkadaşlar az önce. İki tane öğrenme alanımız vardı. Hareket yetkinliği, aktif ve sağlıklı hayat. Geçen yıl iki tane soru çıktı buradan arkadaşlar. Bu yıl çıkar mı? Tahmin etmiyorum. Geçen yıl sordukları için bu yıl çıkmaz. Belli de olmaz. ÖSYM bu farklı bir soru sorarak çıkabilir arkadaşlar. Bir, hareket yetkinliği öğrenme alanı. İki, aktif ve sağlıklı hayat öğrenme alanı. Bu öğrenme alanların bir de alt öğrenme alanları var arkadaşlar. Tabloda şimdi göreceksiniz ekranda arkadaşlar. Hareket yetkinliği öğrenme alanı, hareket becerileri, hareket kavramları, ilkeleri ve ilgili hayat becerileri, hareket stratejileri ve taktikleri arkadaşlar. İki, aktif ve sağlıklı hayat öğrenme alanının alt öğrenme alanları ise arkadaşlar, düzenli fiziksel etkinlik kavramları, ilkeleri ve ilgili hayat becerileri, kültürel birikimlerimiz ve değerlerimiz arkadaşlar. Tabloyu incelediğiniz gibi arkadaşlar, gördüğünüz gibi yandaki rakamlar pek önemli değil. Oralardan bir şey çıkmaz. Öğretmen olunca o rakamları kullanacaksınız inşallah. Kazanım sayılarını vesaire gibi gösteriyor arkadaşlar onlar. Diğerlerini bilmek zorunda. Bir de beden eğitimi dersinin öğretim programında kazanımları, alt öğrenme alanları gibi numaralar veriliyor arkadaşlar. Bu numaraların açıklamalarına bakalım arkadaşlar hemen. Tablomuzda ekrana gelecek. BE, beden eğitimi dersinin baş harfleri. Şurada yazan 5, bu sınıf arkadaşlar. Sınıf düzeyi. Hemen yanındaki 1, öğrenme alanı. Hemen onun yanındaki alt öğrenme alanı, en sondaki de kazanım arkadaşlar.
Tablomuza baktığınızda göreceksiniz arkadaşlar. Beden eğitimi dersindeki kodlama da bu şekilde arkadaşlar. 9-12. sınıf beden eğitimi ve spor öğretim programının özel amaçları. Arkadaşlar genelde öğretim programlarının genel amaçları aynı ama özel amaçlarında farklılık var arkadaşlar. Özel amaçları liselerde farklı. Hemen bunları sayalım. Nedir arkadaşlar? 1. Dünyada ve Türkiye'de sporun tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak. 2. Fiziksel etkinliklere katılım yoluyla hareket, bilgi ve becerilerini geliştirmesi ve bu becerileri alışkanlık haline getirmesi. 3. Türk spor tarihinde başarılı olmuş sporcuları tanıması. 4. Sportif etkinlikler yoluyla spor kültürü edinmesi, spora özgü kuralları, bilgi ve becerileri uygulayabilmesi ve bu becerileri yaşantısında olumlu olarak kullanabilmesi. 5. Engellilerin ve özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin bedensel, sosyal ve ruhsal olarak gelişiminde sportif etkinliklerin rolünü ve önemini kavraması. 6. Milli bayramların ve kurtuluş günlerinin anlamını, önemini kavraması ve bu kutlamalara katılmaya gönüllü olması. 7. Atatürk ve Türk düşünürlerin beden eğitimi ve spor ile ilgili düşüncelerini özümsemesi. 8. Spor organizasyonlarına katılım yoluyla spor bilinci gelişmiş sosyal bireyler olarak yetişmesi. 9. Düzenli etkin katılım ile sağlığı güçlendirici bilgi ve becerileri hayatında ve kişisel gelişiminde kullanabilmesi. 10. Beden ve ruh sağlığını olumsuz etkileyen alışkanlık ve bağımlılıklardan uzak durması. 11. Başkalarının varlığını da kabul ederek onlara karşı her zaman dürüst, saygılı, adil oyun. Sürekli geçiyor arkadaşlar. Adil oyun, fair play demek. Adil oyun gibi davranışta bulunması ve bunları alışkanlık hale getirmesi arkadaşlar. 12. Spor alanında faaliyet gösteren meslek grupları hakkında bilgi sahibi olması amaçlanır. 9-12. sınıf beden eğitimi dersi öğretim programının öğrenme alanları da ortaokuldaki gibi aynı arkadaşlar. 1. Hareket yetkinliği. 2. Aktif ve sağlıklı hayat. Şimdi ekrana gelecek tabloda incelediğiniz gibi arkadaşlar hareket yetkinliğinde herhangi bir değişiklik yok. Ortaokulla aynı. Hemen alt öğrenme alanlarına bakalım arkadaşlar. Hareket becerileri, hareket kavramları, ilkeleri ve ilgili hayat becerileri, hareket stratejileri ve taktikleri. İşte aktif ve sağlıklı hayat öğrenme alanında değişiklik var arkadaşlar. Burada bir tane madde eklenmiş. Ortaokulda 3 tane alt öğrenme alanı vardı, liselerde 4. Tek farklılık bu. Hemen söylüyoruz arkadaşlar, alt öğrenme alanlarına bakalım. Düzenli fiziksel etkinlik, fiziksel etkinlik kavramları, ilkeleri ve ilgili hayat becerileri, yine kültürel birikimlerimiz ve değerlerimiz, farklı olarak, ortaokullardan farklı olarak spor bilinci ve organizasyonlar arkadaşlar. Bir de kodlamalar farklı. Onu da hemen gösterelim arkadaşlar. Ortaokuldaki gibi değil kodlaması. Bu kodlamaya da bakacak olursak arkadaşlar hemen şöyle 9, 1, 1, 1, 1, 5 tane. Evet arkadaşlar 5 tane geliyor. Hemen bakalım arkadaşlar. 9 sınıf düzeyi arkadaşlar. 1 öğrenme alanı. Diğer yanındaki alt öğrenme. Şurada farklılık var işte arkadaşlar. Burada konu, ders konusu geliyor. En sondaki de kazanım arkadaşlar. Tabloyu incelediğinizde farklı olarak bakın dersin adı yazmıyor. Gördüğünüz gibi şurada bir tane fazlalık var. Buraya konu getirilmiş. Diğer kısımda da kazanımlar mevcuttur arkadaşlar. Spor ve fiziki etkinlikler dersi öğretim programı. Arkadaşlar bu seçmeli ders ama çıkabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum çünkü dersine giriyoruz. Yine de kısa bir şekilde anlatmada fayda var arkadaşlar. Seçmeli spor ve fiziki etkinlikler dersi ortaokul 5 ve 8. sınıflarda okuyan öğrencilere,
okul imkanları ve öğrenci istekleri doğrultusunda belirlenecek farklı spor gruplarında bireysel sporlar, takım sporları, su sporları, file ve raket sporları, hedef vurma sporları ve doğa ve macera sporları. Bu gibi sporlarda fiziksel etkinliklere ve spora katılmalarına olanak vermektedir arkadaşlar. Bir yıl boyunca bir branş seçilir ve bu branşta öğrenciler uzmanlaşmaya doğru gider ya da işte derinlemesine doğru dersleri öğrenmiş olur arkadaşlar. Spor ve fiziki etkinlikler dersinin öğrenme alanı ve alt öğrenme alanlarına bakalım. Hemen tablo karşımıza çıktı arkadaşlar. 1. Hareket yetkinliği, alt öğrenme alanları, hareket becerileri, kavramlar, ilkeler, stratejiler ve taktikler. 2. Alt öğrenme alanı, fiziksel ve psikolojik uyum. 1. Alt öğrenme alanı, fiziksel uygunluk, psikolojik uygunluk. 3. Spor bilgisi, alt öğrenme alanlarına bakalım. Spor kavramları ve kuralları, spor organizasyonları. 4. Hayat becerileri, öz yönetim becerileri ve sosyal beceriler de alt öğrenme alanlarıdır arkadaşlar. Bunun kodlaması ise şöyledir arkadaşlar. 5 ile 8. sınıf olduğu için arkadaşlar bunlar için tek plan hazırlanır ve dersin başında seçmeli spor ve fiziki etkinlikler. Hemen dersin başlarına kısaltılmış yazarken. Sınıf düzeyi yok çünkü her sınıfta aynı kazanımlar, aynı şeyler işlenir arkadaşlar. Hemen öğrenme alanı yanındaki, onun yanındaki alt öğrenme alanı, en sondaki de kazanımı arkadaşlar. Kazanım numarası. Fiziksel etkinlik kartları arkadaşlar. Fiziksel etkinlik kartları sarı ve mor kart gruplarından oluşur. Sarı kart grubunda öğretmen kartı, temel hareket becerileri kartı, temel hareket kavramları kartı, birleştirilmiş hareket kartları, sağlık anlayışı kartı, spor engel tanımaz kartı ve fiziksel etkinlik ve beslenme piramidi kartı vardır arkadaşlar. Mor kart grubunda ise öğretmen kartları, file ve raket oyunları, hücum oyunları, vurma ve yakalama oyunları, etkin katılım, sağlık anlayışı ve spor engel tanımaz kartları vardır. Dikkat edilecek nokta, sarı kart grubu 5. sınıfların için uygulanır. 5. sınıf kazanımlarını desteklemektedir. Mor kart grupları ise 6 ve 7. sınıflar için uygulanır. 6 ve 7. sınıftaki kazanımları destekler arkadaşlar. Hemen mor kart grubunda yer alan kartları bir inceleyelim arkadaşlar. Onlara bakalım. Bunları ezberlemek zorunda değilsiniz diye düşünüyorum. Büyük bir ihtimal bunlar çıkmaz. Çünkü bunlar hazırlanmış oyunlar. Sadece dikkat edeceğiniz şey arkadaşlar, bunlar hücum oyunları, file ve raket oyunları, vurma ve yakalama oyunları, etkin katılım diye bunları bilelim arkadaşlar. Dedim, sarı kart grubu sınıf öğretmenleri alan bilgisinde çok soru geliyor arkadaşlar. Her sene bir ya da iki soru geliyor. Bize gelmedi. Gelmeyeceği anlamı yok. Belki seneye gelir, belki öteki sene gelebilir arkadaşlar. Sarı kartlarda hemen bakalım, temel hareket becerileri kartı var. Bu önemli arkadaşlar. Bildiğimiz gibi yer değiştirme hareketleri, dengeleme hareketleri, nesne kontrolü gerektiren hareketler, birleştirilmiş hareket kartları, ek kartlar var. Spor engel tanımaz, sağlık anlayışı 1, sağlık anlayışı 2, beslenme ve fiziksel etkinlik piramidi, temel hareket kavramları var arkadaşlar. Temel hareket kavramlarından daha çok soru geliyor arkadaşlar. O yüzden bu kısmı ezberlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Temel hareket kavramları 2 kartını inceleyecek olursak arkadaşlar, vücut farkındalığı, alan farkındalığı, efor, çaba ve hareket ilişkileri mevcut arkadaşlar. Nedir vücut farkındalığı? Vücutta neler yapılabilir? Vücudun bölümlerini tanıma, yani vücudun bölümleriyle işte el, kol, dirsek, diz, ayak, gövde, baş ve benzeri gibi vücudun bölümlerini tanıyoruz. Ondan sonra bu bölümlerle yapılacak hareketleri açıklıyoruz arkadaşlar. Sonra da vücut ağırlığını transferi olarak gerçekleşiyor. Alan farkındalığı, vücut nerede hareket eder? Şimdi vücutla ilgili çıkarsa vücut farkındalığı, vücudun
nerede hareket etmesiyle ilgili soru çıkarsa da alan farkındalığı. Alan, kişisel alan, genel alan. Kişisel alan benim bulunduğum alandır arkadaşlar. 1 metreye kadar olan alandır. Genel alan ise sınıf alanıdır arkadaşlar. Bulunmuş olduğum sınıf ya da işte bir grubun alanı diyebiliriz arkadaşlar. Yönler yukarı, aşağı, öne, geriye, sağa, sola, saat yönünde, saat yönünün tersinde. Örnek olarak veriyorum, bir beden eğitimi öğretmeni derste saat yönünün tersine öğrencinin koşmasını istemiş. Dediği zaman alan farkındalığının yön farkındalığı oluyor arkadaşlar. Unutmuyoruz. Seviye var. Düşük seviye, orta seviye, yüksek seviye, derin seviye. Yine aynı şekilde sorularda çıkıyor, bir beden eğitimi öğretmeni öğrencilerini düşük seviyede koşmalarını istemiş dediği zaman hemen seviye farkındalığı, şıklarda varsa seviyeyi işaretliyoruz, yoksa alan farkındalığını işaretliyoruz arkadaşlar. Yol, düz, eğimli, dairesel, zikzak. Bakın arkadaşlar, hepsi verilmiş bunlar. Bunların dışında başka bir şey sormazlar. Uzamsal var, geniş, dar, yakın, uzak. Ebat var, büyük, küçük. Efor ve çaba. Diğer bir kavramımız arkadaşlar. Az önce ne dedik? Vücut farkındalığında vücutla ne yapılır? Alan farkındalığında vücut nerede hareket eder? Eforda ise vücut nasıl hareket eder arkadaşlar? Bu da 4'e ayrılmış arkadaşlar. Zaman, kısa, orta, uzun. Tempo, hızlı ve yavaş tempoda. Güç, güçlü, güçsüz. Ve akıcılık, serbest, zorunlu hareketler. Hareket ilişkileri ise vücut parçaları ile nesne veya bireylerle, eş veya grupla neler yapılabilir? Bu da 3'e ayrılmış arkadaşlar. Vücut parçaları diye. Vücudun herhangi bir parçası dairesel hareket yapma. Dar ve geniş, salınarak hareketler, asimetrik ve simetrik hareketler yapma gibi arkadaşlar. 2. Nesne veya bireylerle. Üzerinde, altında, içinde, dışında, yakın, uzak, ön, arka, birlikte, aracılığıyla, birlikte, ayrı, yanında, etrafında, boyunca gibi kelimeler arkadaşlar. Bunlar anahtar kelimeler arkadaşlar. Bu kelimeleri verip soru üretiyorlar. Unutmayın, bu kelimeleri o yüzden aklımızda kalacak, tutacağız. Belki bu sene çıkabilir. Sonuçta daha yeni, dün bir, bugün iki arkadaşlar. Üçüncüsü ise eş grup ile yapılan hareket ilişkileri arkadaşlar. Yönetme, takip etme, ayna, eşleştirme, beraber, karşı, gruplar arası, grupla eşler, bireysel, grup içerisinde bireysel arkadaşlar. Bu da temel hareket kavramları 2 kartımız. Evet arkadaşlar, dersimiz burada bitti. Diğer derste buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. İyi günler.